Birçok sohbetler dinliyoruz. Her cuma günü hutbeler irad ediliyor. Ümidimiz, bütün gayretimiz, amacımız çok konuşulan, iyi konuşulan sohbet dinlemek veya sohbet ettirmek değil. Ana amacımız, kıymetli dostlar, ana amacımız yaşanılabilir bir dini hakim kılmak. Yani sokağa çıktığımızda, bir alışverişte bulunmak için dükkanlara girdiğimizde İslam'ın kokusunu orada alabilmek. Camide zaten bu kokuyu alıyoruz. Camide herkes Müslüman. Bir önceki sohbetimizin başlığı neydi? Hatırlayan var mı acaba? Bir önceki sohbetimizde şunu işlemiştik. Dedik ki din bize dünyada lazım. Din bize ahirette lazım değil. Dinin gönderiliş amacı, dinin dünyada uygulanış gayesi yaşanılabilir bir dünya kılmak. Onun için dinin açılımı da neydi? Din mensup olduğu kişileri, yani kendisine üye olunan kişileri dünyada ve ahirette mutlu kılan bir nizamın adına din diyoruz. Din amacı bizi normal sosyal hayatın içerisinde mutlu etmek için gönderilmiş veya konulmuş bir nizamın adı. Ama bugün bizim dinden anladığımız sonuç, din sadece camiye veya tekkeye veya Kur'an kursuna veya Kur'an cenazeye hapsedilmiş bir şey değil. Dinin amacı, Kur'an-ı Kerim'de bize bildirilen hukuklar, ticaret hukuku, miras hukuku, aile hukuku, kardeşlik hukuku, anne baba hukuku. Yani o zaman eğer din sadece işte cenazeyle bugün bize anlatılmak istenen algı, özellikle bir alışverişte dini bir kavram kullandığınızda adam diyor ki din camide veya hoca camide, ticaretimize bunu karıştırma. Dinin asıl gayesi, amacı bize ahirette lazım olan değil. Bize dünyada din lazım.